aşk da var, yaz da var, güz de var şu hayatta. Saz da var, caz da var, haz da var. İnsanlar ne iyi, ne tatlı, ne sahtekarlar onlar. Hem aşık, hem uyanık, hem riyakarlar. Ah, yalan dünya, yalan dünya, yalan dünya. Sen bir gün yandın, bir gün söndün, başımı geldim. İyi ki geldin. Niye geldi ki bu oğlan? Keşke gelmeseydi. Gelir gelmez sağ olsun Deniz'le yapıştı. Oğlunuz sinek kağıdı olduğu için bizim kız da yapışıp kaldı mecburen. Ne karakter atıyorsun lan? Kadın da karakter değil, fizik önemlidir. Karakter atmıyorum Selahattin. Meşgulüm bu ara. Ha evet, evet. Kan Film Festivali yaklaşıyor. Neyine meşgulsun lan? Yüzünü gören cennetlik. Cehennem gibi bakıyor. Kim? Gülistan. Ne oluyor? Lan asıl ben sana soruyorum. Ne oluyor? Sabah sabah bu saatte ne işin var senin burada? Zeytin peynir bitmişti, bir koşu almaya çık. Ne oluyor Selahattin? Aa, hoş geldin Masfiye. Sence yolda bere takip eden olmuş mudur? Ay kaç yaşındasın? Kim nereye bakıp takip edecek artık? Eşten dosttan gören olmuş mudur diyorum Servet. Evde kimse var mı? Zaten çekirdek aile 7 kişi. Ne doğurdunuz be Servet? Düzineyi tamamlarsınız siz. Senin derdin ne Vasfiye? Kesli bir operasyon peşinde. Ya bir şey olduğu yok. Gündüz vakti ortalık yerde çay kahve. Selahattin! Evet. Bu kadın bizden para mı istiyor? Ahmet bunu bizim başımıza sardı da kendini gelin adayı falan mı sanıyor? Oha! Nereden bildin ya? Kaçın kurasıyım be! Vallahi pes! Ya bu aradı. Gel dedi bir konuşalım dedi. Ben de dedim acaba Ahmet'e bir şey mi oldu diye korktum. Koştum geldim. Meğerse iş ciddiye biniyor. Haberiniz olsun, aileler tanışsın falan ayakları. Para peşinde. Vallahi para peşinde. Selahattin ben deyim. O kadından akraba falan olmam ben. Olma, olma gülüm. Olma gül bakacağım. Ben dedim zaten. Bizden dedim sana destek yok.
Hem dedim sizin Ahmet'le olayınız daha dün bir, bugün iki. Sen kimsin ya sabah karanlığında buralara çağırıyorsun koskoca adamı? Sana da yansıtmadım ki bunalma diye. Ya sabahın köründe geldik ya. Yani Gülistan, bu Ahmet benim sırtımda bir kambur. Niye benim kamburum bu ya? Notre Dame'ın kamburu olsa ya bu. Servet, benim çoluk çocuk ararsa sakın sen açma telefonu. Açmadan kim olduğunu anlayamam ki Vasfiye. Sen açınca da anlayamazsın da. Boş ver. Genel olarak telefonu açma bugün Servet. Niye? Çünkü sen hastanedesin. Ben de gece sende refakatçi kalacağım çaktırma. Safra'ki sende taş varmış. Ay, hiç ağrısızı da olmadı görüyor musun? Salak yalan söylüyoruz benim çocuklara, yalan. Anladık. Ben de makaramı yapıyorum şurada. Ay ay ay. Beyne bir an kan gittiyse demek. Keşke fotoğraf çekseydik Servet. Ne saklıyorsun çoluğundan çocuğundan ha? Hastanede diye nerede kalacağım bu akşam? Hastanede randevum var ama fazla soru sorma. Zaten cevabını iki dakika unutacağım. Servet bana bak. Akşam senden kalabilir miyim? Niye terasa bakıyorsun? Kimle ne yapacağım bu akşam? Ya Özge'lerde ders çalışacağız anne. Yalnız şu anda Bodrum'da öyle bir deniz vardı ki. Senin gözünün rengi. Yeşil. Yani işte böyle yeşil mavi, turkuaz. Ya benim babamın dedesinin bir kardeşi varmış. Adamın bir gözü mavi, bir gözü yeşilmiş. Gerçekten. Ha, ban kedisi gibi. Çok tuhaf. Benim de çünkü annemin annesinin babası öyleymiş. Bir gözü mavi, bir gözü yeşil. Muhittin dedi. Allah Allah. Ne oldu? Yok, benim babamın dedesinin kardeşinin de adı Muhittin. Bir gözü mavi, bir gözü yeşil Muhittin. Çok var mıdır ki? Yani eskiden vardı demek ki herhalde, inşallah. Yani benim babamın dedesiyle senin annenin dedesi kardeş olmayacağına göre. Çünkü öyle olurlarsa... Biz kuzen oluruz. Aha. Soyad? Bilmiyorum, sorayım mı? Hiç deşmeyelim, boş ver istersen ya. Ha? Rıza, kuzen değilizdir değil mi? Rıza, kuzen değiliz de ne olur be, ha? Hadi be. Ne yapmışsın? Sabah 6'da mı çıktın oğlum evden, ne yaptın? Nereye gittin? Kahvaltı. Durun bakayım. İkinizin de suratı çökük. Ne bu oğlum? Yaslılık. Eylem, sen ne saklıyorsun arkanda? Kişisel eşyalar. Siz ikiniz bu aralar bir iş çeviriyorsunuz. Sabaha karşı evden çıkmalar, gece dolaşmalar, gelmeler, torbalar getirip götürmeler, bir şeyler, bir şeyler. Kedidir o kedi, kedi. Kapı niye sürekli kilitleniyor ya? Ay Timur Bey, yakıyorsunuz ortalığı. Efendim? Lobutlar diyorum. Merkez kaç kuvvetinden alev alacak. Öyle bir güç kuvvet var sizde diyorum Timur Bey. İlahi. Siz benim gibi iki tane iki kolunuzu alıp lobut gibi çevirirsiniz vallahi Timur Bey.
Siz kaç kilosunuz ki çeviririm tabii. O kadar ağırlık kaldırıyorum ben. Muzur şey. Evre çevre ne yapacak bana? Ay bu adam beni yakacak. Su dikeriz, sönersiniz efendim. Ay Timoş yeter artık terleme canım. Ay yani üşütüp hastalanırsan bakanın olmaz yani. Sen de öyle böyle kıskanıyorsun beyni mecbur. Sizden mi? Aşk olsun ayol. Şakalaşıyoruz. Sen de haklısın tabii Çiğdem. Çok çökmüşsün be. Ben mi çökmüşüm? Ben de çökeceğim Çiğdem. Aynı yaşta olunca tabii beyler çökmüyor ama hanımlar cortluyor. Yazık. Sen de öyle böyle yer çekiminin kurbanı olmuşum be kızım. Halbuki siz adeta ayda yaşamışsınız. Ama ta tavuk herden piliç. Ama sen... Ne? Ben ne? Allah Allah! Çaban Çiğdem, çaban seni ele veriyor. Bak saçını her taraftan gerip suratının fazlasını tepende bir topuz olarak topluyorsun ama ne fayda? Her yerini gerip bir yerde topuz yapamayacağına göre. Siz beni hiç mayolu gördünüz mü hanımefendi? Ay ne diyorum ben ya? Çok şükür görmedim Çiğdem. Allah göstermesin. Hadi sana yer çekimiyle olan savaşında başarılar diliyorum. Ay şu lafı 10 saniye önce patlatsaydım antidepresan gibi gelecekti bana be. Of. Bu kadar para nereye gidiyor ya? Birikimim 0. Deniz 1 lira alıyor, ben 15 bin. Benim param bitiyor. Deniz 4 kişiye bakıyor, bir de biriktiriyor. Bunun tek bir açıklaması var. Evet, Deniz bizden para çalıyor. Saçmalama Nur Hayat. Bir elbiseye 10.000 kağıt verirsin. Mantan her gece burada 5 şampanya açtırırsa Abramovich'i bile batırırsınız. Yarın dizi biterse ne yaparım? Babam parayı kesti. Asıl ben ne yaparım? Size dar gelirli gibi yaşamayı öğretebilirim ama fakirliği beceremezsiniz. Ha, fakirler bile fakirlikte başarılı oluyorsa biz zenginler fakirlikte zirve yaparız. En fakir oluruz. Kulağa çok mantıklı gelmedi. İlginç hale getirelim mi? Bir hafta ikiniz Deniz ve ailesi gibi kira hariç 500 lirayla geçinen. Yapamayız. Yaparız. Geçinemezseniz haftalıklarınız yani 30.000 kağıt benim. Başarırsak? Taksim meydanına çıkıp anırırım. Çok daha rezil şeyler yapmışlığın var. Bari bize faydalı olan bir hareket olsun. Peki. Buraya gelip dansöz kostümümle göbek atacağım, gecenizi şenlendireceğim. Uyar. Yuhuu! Duydunuz yerinin sesini, yarışma başladı. Oğlum çaldın işte. Çalmadın mı şekerliğimi? Ya anneanne niye çocukken yaptığım şeyleri gündeme getiriyorsun? Ne çocuğu be? 2 sene önce. Çalmış da gidip eskiciye satmış. Anneciğim espri olsun diye yapmıştır. Aha buyurun. Ay pardon, kulak misafir oldum da şaşırdım. Haytalık işte, haytalık. Anneanneye şımarmak için. Muhakkak. Hayır, hanımefendi de nasıl fark etmiş hemen? Bizden bir şey çalınsa hiç uyanmayız bile. Dünyayı almışız. Her yer full, komple dolu. Bora Bey, bir ara bize de uğrayın ya. Makbule geçer. Gardolaplar ferahlar açık. Anneanne, niye beni Arsène Lupin olarak lanse ediyorsun? Arsène Lupin'i yanına çırak al, çırak.
Beni de aradı. Annemin babasının soyadını soruyor. O da benim gibi. Gerçek babası olduğuna inanmıyor demek. Kıyamet. Lan virüsten öyle inanmış ki Tülay'la maneti olduğunuza. Selahattin, bizim setimiz var ya. Öyle mi? Benim de param var. Ahmet. Al. Niye para veriyorsun ki? Oğlum sayende Tülay'la rahat rahat gezeceğiz. Teşekkür işte. İstemez. Bir de montun cebine sıkıştırmalar. Sanki saçına fön çektik. Huysuzluk etme be. Aa, canıma minnet. Allah Allah. Tülay, ikinci telefonumu kaydettin mi? He. Ha, son model. Ahmet, Orçun'unkinden. Videoda çekeriz seninle beraber. Aman ben çekimlere doymuş, boş ver. Ya eski telefondaki fotoğraflarımızı, mesajları falan Gülistan görecek diye aklım çıkıyordu. Neyse onu sonra konuşuruz. Ahmet, oğlum yeni telefona bütün erotik ve romantik anılarımızı yükledim. Şirkette duruyor. Eve götürmedim ki Gülistan yengen görürse... Vallahi beni kaytaz böreğine kıyma yapar. Ne telefonmuş be. Bir saattir onu dinliyoruz ya. Ben geç kalıyorum. Hadi eyvallah. O zaman ben de sete gidiyorum. Sen de dükkanı sahipsiz bırakma. Kim var şu an şirketin başında ya? Ay sahipsiz mi kaldı, ne oldu? Ya boş ver şirket ya, reis beyiz birisi vardır. Kolay gelsin. Taşınma mı var? Ha. Yeni yere mi geçiyorlar? Ha evet, büyük bir yere geçiyorlar. Selahattin abi önden gitti, uzadı tabii değil mi? Uyanık. Tabii. Yardım lazım mı? Çay döktüm. Oh! Çiğdem'e bir moral bozma restali verdim. Şimdi gidiyorum, tutma beni. Hastaneye mi? Ne yapacaksın orada? Söylemem, söylemem, söylemem. Ama döndüğümde her şey farklı olacak. Bir beğenenin varsa kendine bakacaksın tabii, mecbur. Ya böyle ağır oldu be abi. İkinci tur yapsaydınız. Yok yok, iyi böyle. He. Elektronikler tamam. Bir cep telefonu kaldı, bir de faks. Aa, telefonu görmedik. Alalım alalım, lazım olur. Ha. Allah! Abi uçur uçur uçur, polisler geldi. Allah belamı versin. Bağım Nurhayat o parayla bir hafta idare etsin, kredi kartını geri vereceğim dedi. Hadi inşallah. Çok ufak bir bavulla gelip bir hafta burada oturacaksınız. Örf ve adetler dolayısıyla Nurhayat geceleri eve gidecek, sabah erken gelecek. Ama evde su içmek, hatta duş almak bile yasak. Ben de yarışmanın denetçisiyim. Niye ki? Sana ne? Maço adımız herhalde birader. Manitamıza bizim kafede eşin dostun arasında kolay kolay göbek attırmayız. Evet, kurallar. Öküz gibi yarışmaya ama ya. Borç almak, ısrar kıyamet davet edilmeden misafirliğe gitmek, aile, şirket ve şöhretin imkanlarını kullanmak yasaktır. Başaracağız Emir. Şu andan itibaren dar gelirli sıradan insanlarsınız.
Dar gelirli olabilirim ama çeperimdeki bu aurayla sıradan asla. Bir hafta sonra göreceğiz auranı bebeğim. Ama elbette Zerrin bugünlük size kısa bir eğitim verecek. Galiba bütçeli, kaliteli bir yaşamın incelikleri. Bir nevi şehirde survivor. Canım, annem gayet iyi. Vasfiye teyze nerede refakatçi kalacakmış anlamadım. Evet, ah sağ olsun. İyi olacak inşallah. Evet canım benim, çok mersi. İyi günler. Sen hastanedeymişsin. Vasfiye'nin geleni aradı, geçmiş olsun diyor. Vasfiye bir şeyler çeviriyor. Akşam bizde kalacakmış, öyle deyin çocuklara dedi. Nerede ki o? Hastaneye gideceğim dedi ama. Geçmiş olsun Vasfiye teyze, ne oldu? Allah, o doktoru kör kuyularda ışıksız bıraksın inşallah. Ay bu ne kız? Vasfiye teyze, dudaklarını mı şişirttin ya? Selahattin ya, Tülay'ın evcil hayvanı gibisin. Birlikte fotoğraf çektirmeyin be abi. Babacığım ben ne bileyim gündüz vakti hırsız gireceğini. Yahu kapı açık, içeride kimse yok. Ama o yarım zaten bilip nasıl girdiler ya? Gitti yine, her şey gitti. Dükkan soyuldu yine. Yok ya, yok artık. Aa, hangi bu dükkanı, bu dükkanı? Kesin tanıyan biri yardım etti onlara. Kim mesela? Aa, bilmiyorum ama... Yani hemen böyle birini suçlamak filan, masumiyet karinesi bence çok önemli. Vitamin iğnesi yapacağız, gençleşeceğim dediler. Ben de morluk olur, evden anlarlar, akşam servetlerde kalayım dedim. E dudak nereden çıktı? E oraya botoks, buraya vitamin derken... Dudak çok ince kaldı, ona da acık diye bir şey duydum. Gerisini hatırlamıyorum. Silikon içinde uyanmışsın. Kendimi el aleme beğendireceğim diyerekten Vasfiye. Şş, bir dudağı yerde, bir dudağı gökte dedikleri bu demek. Yarından şişliğe biraz iner dedi doktor ama. Allah! O doktorun boyunu deversin. Her bir yerlerini böyle şişirsin inşallah. Kimseyi aramayın, beni ara diye mesaj atın size yazmasın. Oh. İlla şık olmanız gereken bir yer varsa giysiyi alıp giyin. Ertesi gün vazgeçtim deyip iade edin, parayı geri alın. AVM'lere gidin. Parfümlerin oşantiyonlarından, bakım ürünlerinin deneme boylarından isteyin. Kreme para vereni hobi olarak döverim. Likis marketlere gidin. Tadımlık her şeye takının. Hiçbir şey almadan geri çıkın. Sabah yumurta yiyin. Hem ucuzdur hem tok tutar. Öğlen simit ayran vazgeçilmezdir. Akşam için ise bol şans. Temizliği kendiniz yapın. Hem spor salonu hem hizmetçi masrafından kurtulun. Film, tiyatro ve konserlere bilet almayın. Antarakta kollayıp kalabalığa karışıp girin ve ikinci perdeyi seyredin. İkinci perde her zaman daha heyecanlıdır. Koşun, koşun. Manikür, pedikür, saç kesme, fırçakma bunları öğrenin. Kuaförden tasarruf edin. Ayrıyeten bir altın bileziğiniz olur.
her zaman toplu taşıma araçlarını kullanın. O elinizdeki kartla hepsine biniliyor. Aşkım Uber acayip değil mi ya? 3 kuruş paraya her yere gidebiliyorsun. Bu oturanlar daha mı çok para verdi? Biz ayaktayız diye mi daha ucuz acaba? Şimdi Zerrin, bu her zaman bizim duyduğumuz halk değil mi? Bizzat, öz hakiki halk. Oh, what? Hey! Tam tahmin ettiğim gibi ama hiç yakından görmemiştim. Wow! Şşt, Emar! Safariye çıkmış gibi bir ifade var yüzünde. İstersen kaldır onu, dikkat çekiyor. Zerrin, bir şey soracağım. Çıkarken şoföre ne kadar bahşiş veriyoruz? Bahşiş mi? Zaten 3 kuruşa gezdik ya onu, oyup ortuk. Bir 100 kağıt veririz değil mi Emir? Okey. Kim o? Tanıdık mı var? Yok, insan değil. Kaçtan bana 30.000 TL hep çıkıyor da şöyle. Ay! Bizimkilere çaktırmıyorsun ha dudaklarını. Babama nasıl açıkladın bu ağzını? Diş ameliyatı dedim. Sen nasıl açıkladın cümle aleme bu saçını? Beğendiğim çocuk Angelina Jolie hayranı mı çıktı diyecektim. Ne diyecektim? Aa! Timur Bey, Angelina'cı mı? Servet sussana, yarın kulağa bak. Aman Vasfiye, senin neyine bu yaşta geçtik sevdası? Woohoo! Bülent Ersoy aradı. Dudaklarımı çalmışsın, geri istiyor. Yoksa polise haber verecek misin? Sus. Bu oğlan da kendi dünya güzeli beni beğenmiyor. Yo, ben sevdim. Hatta şu an kedicik olarak iş bile bulabilirsin. Bir maşallah hocam, inşallah hocam der misin? Orçun, ben sana özlediğim zaman popoma kaş göz çizip bir bakıyorum, biliyor musun? Yok anam, bu dudakları bu şaka kurtarmaz. Hemşerim. Nereye? Dışarı. Bir saate geliriz. Torbada ne var? Kitap. Okey. Gülistan. Hmm. Sandık odasında babanın eski hırkalarını ayırdıydım. Yün şampiyonuyla yıkamak için. Ay gördün mü? Ya. Ha. İyi. Abla, annem nerede? Bir şey konuşmam lazım da dedesiyle ilgili. Kızım, yeni telefon çalındı. İçinde anılarımızla beraber. Lan ne demek ne olacak? Bu manyaklar polisi arayalım da bulunsun diyorlar. Ha. Lan bütün özel hayatımız ortaya dökülecek. Derhal buluşmamız lazım. Buluşamayız. Zerrin'den Bünyamin bende. Ha? Ondan gelemezsin diyor. Ne bileyim ben, telefon için olacak Selahattin. Adamlar çoktan hafızası satmışlardır onu be. Neyse hadi sonra görüşürüz. Eyvallah. Oh be, iyi ki beraber kalıyoruz Zerrin'im. Vallahi kısmetse bu ara üçümüz aile gibi olalım. He, bazı istemeyen misafirleri fesleğen servis sinek ilişkisi tarzında uzak tutuyoruz değil mi? Ay, harbiden aile gibiyiz, bakar mısın? Zerrin'le ben anne baba, Tülay yavrumuz. Böyle önümüzde yemek, karşımızda televizyon. Annesi, sonra bir meyve kes bakalım bu kıza. Her akşam böyle bayık geçmez tabii de. Geçsin. Zerrin,
O kadar hasretim ki böyle sıcak aile ortamına. Sonra bana böyle buraya terlik al aşkım, olur mu? He, bakarız. Ama böyle baba terliği, deri böyle, bir de çizgili pijama. Kızım yavrum, yeme artık şu tunanı yahu. Harika olacak. Bulsunlar adamları, kötüsünler merkeze, rezilesinler herkese ya. Ya ne garazınız var fakirlere? Mecbur olmasalar adamlar hırsızlık yaparlar mı? Unutalım gitsin ya. Yahu bilgiler, projeler, bütün ticari sırlarımız o bilgisayarlarda. Ne sırrı babacığım ya? Ha, sanki Pentagon. Yani mesela benim hiçbir sırrım yoktur. Başımızın gözümüzün sadakası olsun ama. Bu saatte. Alo. Merhaba. Şimdi sizin iş yerinde hırsızlık olmuş. Evet. Biz bu bilgisayarları, cihazları falan bir kuytuya atılmış bulduk abi. Oradan şey ettik numaranızı. Bak sen şu Allah'ın işine. Aa. Evet. Annemin babasının soyadı Paker. Sizin dedenizle benim dedem kardeş. Aa, yok artık. Vallahi öyle. Muhittin Paker benim dedem. Abisi Tevfik Paker de benim dedem. Akrabayız. Çalanlar acemi çıktı, sadam hadi herhalde. Ondan aradık abi. Hani size lazımsa bunlar? Ha, bize satacaksınız. Satma değil de bu namuslu davranışımız için bir ödül olursa. Tabii tabii evladım. Nereden ne zaman buluşalım? Gerek yok. Paramız yok bizim. At gitsin hapsine. Ne diyorsun ya? Yani abi birinin eline geçip bilgileri gazeteye falan vermesin diye. Ne gazetesi? Ya biraz sakin olalım ya. Bizim gazetelik bir şeyimiz yok da içindeki bilgiler bize lazım. Kaç paraysa veririz kardeş. Nereye geliyoruz dostum? Dostum ben şu an geleyim mi oraya istersen? Delikanlı, yarın bizi buradan ara, halledelim. Oldu? Oldu abi, arayacağız. Oyalayacağız. Polise haber vereceğiz, yakalasınlar, mallarımızı geri alsınlar. Selahattin Çekaller'in yeni telefonu da gitti. Polis onun sinyalinden bulur bunları. Lan sen nereden takip ediyorsun benim cep telefonumu? Sana ne lan benim telefonumdan? Yeni hat mı aldın? Niye? İş için babasım. Selahattin abi, bir 5 dakikan var mı, bir şey konuşacağım? Yok. Önemli ama. Ya kardeşim, evde yangın mangın çıkmadıysa ben seni ararım ya. Timur'un annesiyle Servet Hanım'ın annesi kardeş çocukları yani. Dedemin İzmir'den Balıkesir'e giden bir kardeşi olduğunu duymuştum ama... Balıkesir'e göçünce kardeşler koptuysa demek. Deniz'de biz kuzeniz yani, ha? Allah'ım, ölmek istiyorum. Ben bayağı kötüyüm şu an yani. Hani akraba evliliği falan hayatta... Ha, bunu yapan var, normal gören var falan da... Benim için... Bence tabu ya. Öz kuzeninle. Yok artık. Yok abi. Aa! Demek ki Rıza bizim yeğenimiz. Tabii Çiğdem Hanımcığım. Yakın kan bağı var. Ay tevekkeli değil. Bunlar birbirine çok benziyorlar. Sarışın falan. Hani abi kardeş gibi. Ay, ay, aa, yok artık daha neler ya. Aa, oldu, oldu. Tabii bizim çocuklara ters. Aa, yok şekerim. İmkansız. Geçmiş olsun. Wow. Benim aşkım, menemen mi yapmış? Ev ekonomisinin de efendisiyim. Hem lezzetli hem hesaplı. Oh.
işler afiyet olsun. Bir haftalık elektrik ücretini peşin alabilir miyim 40 TL? Oha, elektrik parayla mı ya? Sadece yeme içme otobüs yok bu hayatta. Elektrik, su, doğalgaz, internet hepsi parayla. İstanbul'un havası bile parayla kız. Hava parası tabir ettiğimiz. Hayat, şu lambalardan birini söndürelim de böyle film seti gibi. Sen açtın hayatım. Her şeyi benden bilme. Acık şişe indi mi Gülistan? Çivi soksan patlayacak gibi duruyor. Çiviyi an çomağa hazırla. Aha geldi çivili. Niye yatmadınız? Oğlum siz ne zaman dışarı çıktınız ya? Ne var o poşette gene? Bir şey yok ya. Bu oğlan kesin bir şey kullanıyor Gülistan. Ne kullanıyor? Uzay mekiği değil herhalde. Yaramaz bir şey kullanıyor. Ağzından gel alsın ya. 3-4 saatte bir illa dışarı çıkıp geri geliyorlar. Bir köpek veya bebek bakmıyorlarsa başka bir ihtiyaçlarını gideriyorlar herhalde. Torbalarından gidiyorlar, torbalarından geri geliyorlar. Kapı da hep kilitli ama... Ya sana bir sürpriz doğum günü yapacaklar ya da direkt adres amatem. Deme böyle canım. Ne münasebet. Orçun içki bile içmez. Ha zaten kafası güzelse içkiye ne hacet? Bana bak, başka bir şeye alıştıysa... belki de dükkanımı soydurtmuştur. Şş, sınırımızı bilelim canım, Allah Allah. Her şey de bir yere kadar. Vasfiye teyze, gözlerinin altı da rakun gibi. Bitti konu. Ha bak, bir de sana uzun bir yol var. Balık da çıktı. Oh, vallahi süpersonik. Hiç dert etme, kendi kendini provoke etme babacığım. Fincanı bir zahmet kendin dikiyor. Ağzına sağlık. Hanım bak, senin kız ne çok bilmiş, ne çok bilmiş ya. Günlerdir üçümüz hiç ayrılmadık. Bize ümit bağlama bebeğim. Seni evlat edinmek için çok gençiz. Allah belanı vermesin Zerim. Lan Selahattin'e görüşmek istemem. Böyle işte ne ötü? Ahmet'i ara, onunla gez. Aramadık mı? Açmıyor Zerim. Ahmet beni ignore ediyor. Beni ignore ediyor dediysen o da onu ignore ediyordur. Türkçe konuşaydın iyiydi. Çamaşır makinesi bozuk. Adam gelecekti tamire. Geldi. 200 lira istedi, geri yolladım. Hiç ahlak kalmadı ya insanlarda. Sen nasıl bozdun ya o makineyi? Kek hamuru koyup içine çırptım Emir. Allah Allah, bozuldu işte. Su almıyor. Bir dakika. Elinde mi yıkatan çamaşırları? Elimde. Köy filmlerindeki gibi. Fıçı fıçı diye böyle elbiseleri birbirine sürterek. Çitleme diye tabir ediyorlar sanırım. Yere falan çömelip böyle. Basma elbise mi lazım ya ona? Leğen falan ha? Festival filmi kafası. Servet Hanım.
bayramlarda gider geliriz, değil mi? Tabii tabii. Balıkesir'den eski fotoğrafları falan istettim. Timur Bey'le bakarız artık beraberce dedelerimize. Ailede kim uzun boylu pek merak ediyorum doğrusu. Bütün çocuklar potansiyel basketçi. Gülistan, Bora, Deniz, Rıza. Değil mi? Sonuçta hepsi aynı aileden. Oğlum niye söylemedin böyle böyle diye? Ya anneannem bile eli uzun diyor bana. Nasıl söyleyeyim? Hırsızlarla işbirliği yaptım Kardo. Artık çok geç kalmışsın. Hiç söylenmez. Telefon da bende. Selahattin abi yakalayamıyorum ki vereyim. Yani mesaj at ya da ara diyeceğim ama o da delil sayılır. Ben de ondan korkuyorum. Belki bu iş böyle 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 kapanır ya. Yok. Telefon sinyalinden hırsız arıyorlarmış şu an. Ne? Sinyal bende. Ben bunu atayım gitsin. Manyaklaşma, her tarafta mobese var. Oğlum, direnme bence. Dükkanın teknik olarak soyan sensin. Bir sene yatar çıkarsın. Ne diyorsun ya? Yoksuz oğlum biz. Eziyiz. Ne yapabilirim ki? Arkamızda kimse yok oğlum bizim. Otobüste yetişiyorum, kusura bakma. Otobüse mi? Otobüs mi? Dalga mı geçiyorsun? Nereye? Bu şimdi gideceğimiz yeni doktor. Bir iğne yapıp söndürecek miymiş dudaklarını? Servet. Balondan bahseder gibi konuşma. Evet, dolguyu eriten bir şeymiş. Eski anına gelecek dedi. Geçmiş olsun, hayırdır? Hiç, hiç. İyi olacağım inşallah. Ciddi bir şey mi hanımefendiciğim? Yani öyle böyle düzelecek. Eski halime döneceğim. Vah vah. Mikrop kapmayın diye mi maske? Tabii canım, başka niye olsun? Bu hallere düştük işte be. Geçer inşallah. Canım ne var maskede? Peçe gibi bir şey olmuş. Bir gece masalları tarzı bir şey. Öyle mi düşünüyorsunuz? Gizemli bir hava kattı değil mi Timur Bey? Tabii canım. Egzotik bir şey olmuş. Tabii tabii kardeşim, uzadı bu iş. Siz o kadar hırsızların attığı yerden bulmuşsunuz. Tabii ben de ödülünüzü getireceğim sizin. Yeter ki cihazları teslim edin bana. Neresi? 10 dakikaya oradayım ben. Oldu. Nesi varmış ki kadıncağız? Ciddi herhalde. Mikrop kapmasın diye birkaç gündür maske taktırıyorlarmış. Bağışıklık sistemiyle ilgili bir şey olmasın? Hay Allah. Ne hale düştük bu maskeyle diyor. Acıdım ya. Şimdi bak ben de acıdım. Cazgır cazgır dolaşıyordu ortalarda. Bir çiçek mi versek acaba? Maşallah. Deniz'ciğim, nikah defterini sen al, oğlum ayağına sen bas. Ay dur ayol. Tatlım, Deniz duvaklı olan. Ay pardon. Ay ikiz gibiler ya nedense, insan karıştırıyor. Yok artık. Allah über mutluluklar versin ya, kıyamam. Evet. Sadece rüyalardaki düğünlerde ve Amerikan filmlerinde sorulan soruyu burada tekrar ediyorum. İçinizde bu iki kişinin evlenmesine itirazı olan var mı? Var. Sebep? Çok yaşlılar artık ya. Oo, bu yaştan sonra bunları kim alır? Evet, itirazı olan yoksa ben de belediyenin bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak sizleri... Siz kardeşsiniz. Gerçekten mi?
Hayır Servet teyze, biz kardeşiz. Bora ile bölecek. Annenin kafası. Siz kardeş değilsiniz kızım. Abartmayın. Ama kuzensiniz. E kardeş yarısı gibi çocuğum. Vops, sizin çocuklarda sorun olabilir söyleyeyim. Hayır bu ikisi o kadar salak ki doğacak o çocuğa da bakamazlar evladım. Kendilerine zor bakıyorlar. Ay doğru Şeyhmuz amcacığım. Ay misal yarın Rıza'nın dizisi bitse ne olacak? Tatlım Rıza o. Duvaklı olan Deniz. Ha, hayır Deniz erkek ismi ya aynı zamanda. Orama karışıyor. E Şeyhmuz Bey haklı. Yani bunların al birini vur ötekine şeker. E kardeşler ya benziyorlar sonuçta. Yani işte kuzenler canım her neyse ikisi de aynı şey. Rıza ne oluyor ya? Ay ben çok sevindim be. Ha kuzen? Niye? Yani şimdi evlenecek kız çok da böyle durup dururken kuzen bulmak kolay mı ya? Ay bacım benim ya. Ay. Anne, eski süslü bir gümüş tepsi vardı ya. Nerede o? Geçen hafta parlattım. Yok mu? Yok. Ha. Aslında birkaç bir şey daha kayıp ama. Lan Bora yeter artık ya. Gelecekmiş. Bizde kimsenin geleceği yok. Ama polis peşinizde yerinizi tespit ediyorlar. La kolay mı bizi ayak atmak? Siz kimin orot yaptığınızı biliyor musunuz? Koş lan koş. Kardeş, durun ya. Benim ya, benim. Para bende lan. Lan! Çok teşekkür ederim. Ah. Bora Bey, nasıl gidiyor hırsızlık işleri? Efendim? Şaka şaka. Hayırdır sizin betiniz benziniz solmuş ya? Yo, benim ten rengim öyle. Süt gibi. O zaman ne yapıyoruz? Makyajda pembe tonlarını tercih ediyoruz. Aa. Gülistan Hanım, benim başıma çok vehim, bir de çok elim bir şeyler geldi. O yüzden oldu. Benim tamamen iyi niyetimden kaynaklanan ya, bizim evin gümüş tepsisi. Bizim evin kaybolan gümüş tepsisi. Aa, ama ben çalıp satmadım. Bu ne artık canım? Her şey benim üstüme kalsın. İyi, Ukrayna'daki olayları da ben çıkardım. Çüş be artık yani. Ay ne hoş çiçekler. Kendiniz çiçeksiniz hanımefendi. Geçmiş olsun. Bir öp geçer. Efendim? Vasiyet! Doktora gidecektik hani. Boş ver, benim ilacım burada Servet. Ha Timur Bey, ne diyorsun? Maske kötü değil, değil mi? Dert etmeyin, peçe gibi olmuş. Doğulu bir hava vermiş. İlahi, gözlerim de güzeldir. Tabii, gözleriniz böyle ortaya çıkmış, pek yakışmış. Binbir Gece masallarındaki o Şehrazat gibi. Hadi vasiyet, doktora! Ben sizi tutmayayım. Niye adamın Arap geceleri fantazisine
limon sıkıyorsun Servet. Ne fantazisi be? Adam kibarlık ediyor. Hadi yürü gidelim. Gidelim gidelim de bir peçe bir sürme alıp geri dönelim. Ne? Timur beni beğendi. Bu egzotik havamla hiç doktora gidemem Servet. Ay terasta Arabistanlı Lawrence varken nereye gideceğim be? Aha. Asker tıraşlı olan benim oğlum. O siyah makyajlı kız da kız arkadaşı. Heh, onlar getirip sattı. Oh! Çok iyi olmuş. Ben söylemiştim zaten satın diye. Çünkü gümüş yükseldi. aferin. En doğru zamanlama. Evet. Çok teşekkür ederim. Oldu. İyi günler dilerim. Bir şey oluyor Tülay. Vallahi bir şey oluyor. Parayı götürdüm, adamlar kaçtı. Bu sandığımızdan daha büyük bir komplo. Vallahi bizim fotoğrafları basına sızdıracaklar. Ne demek kim ne yapsın lan o fotoğrafları? Ben iş adamıyım, sen dizide oynuyorsun. O fotoğraflar en az 1 milyon dolar eder. O zaman biz mi satalım? Ne diyorsun lan? Ha, aslında bu da bir öneri tabii yani. Neyse bir şey olmaz, çok kafayı takma bence. Ayşe'cim, memlekette ne çok olaylar oldu. Senin skandal dediğin şey bu mu? Gülüm, ben şu an Bünyamin arkadaşından tavla atıyorum, anladın? Ha, sonra konuşuruz. Hadi öptüm. Kim o kızım? Bir arkadaş. Yavrum Ayşe diyorsun, telefondan erkek sesi geliyor. Bir de zırpırt alıyor bu oğlan. Annesi! Hastasıyım aile kafasının ya. Zerin, gel kız gel, meyve soy. Dünden beri kabzım almayayım neyim, ben de şaşırdım. Bostanıyla yiyorsunuz meyveleri maşallah. Ama Zerin, aile ortamı demek meyve soymak demektir. Maşallah. Sizi çok iyi gördüm. Şükran Habibi. Nasıl? Antakya'da biz öyle deriz. Sağ ol canım manasında. Antakya'da hafif bir Arap kültürü vardı Timur Bey. Bendeki bu egzotik hava da oradan mı geliyor? Nedir acaba? Çok hoş. Bu peçe, maske yerine mi? Beğendiniz mi? Çok yakışmış. Bravo. Sürmelerinizle de tamamlamışsınız. Şehrazat dediniz, bana ilham verdiniz. Sizin boşluğunuz, espriniz, enerjiniz asıl bize ilham veriyor hanımefendiciğim. Geçmiş olsun. Hücreler geçti de öyle böyle geçecek. Maşallah. Sen git 70 milyon insanın içinde kuzenini bul. Biz çok şanssız iki kardeşiz be abla. Nazar var bizde. Şimdi İzmir'den, Balıkesir'den dedelerin hatıratları, fotoğrafları filan da gelecek. Ay full soğudum Rıza'dan. Aman çok matah bir şey değildi zaten. Bunların polis tanıdığı filan var mıdır? Niye? Yani madem akrabayız, öyle bir şey olursa diye. Ne olacak ki? Ay ne yaptın yine, Allah belanı versin ya. Aa ama hep ben töhmet altındayım ya, hep. Abla geldiler. Kim? Açma açma. Ne oldu be? Ne haber Kıjiko? Bak, ayva tatlısı aldık. İyi.
Hem de bol bol aldık ki kuzenlerine götürebilesin. Rıza ve Gülistan. Anladım baba. Oğluşum. Ay oğluşum. Sen bugün ne aldın o adamdan? Hangi adamdan? Böyle küçük bir paket verdi sana bir bey köşede. Ha, o şey. Gitar şeyse. Neyse. Penası. Öyle mi? Evet, ben çıktım. Yine mi menemen ya? Sabah 20 lira verdin, havyarı almadım, pardon. Az dök deterjanı. Deterjan kaç para biliyor musun? Onda ayakkabıyla girmeyi yasakladım. Günde 6 kere yer siliyor. Bana da yazık. Farkındayız. Çorapla geziyoruz evde. Sisli topamız yakındır. Sisli ilacı kaç paradır acaba ya? Çifte kumrular. Oh, buraya varoş bir hava gelmiş ama neyse. Bebeğim, haftalık 40 TL kapıcı parası rica edeyim. Yok artık. Sen resmen soyuyorsun bizi ya. Al, güzel yuva apartmanının yönetim planı. Belgelerle konuşuyorum burada. Emir, ver şunun parasını ver. Ay taş yer otururum, gelin terisi çekemem. Nur Hayat, bir şey soracağım. Evet. Sen midaneli miydin tam otomatik mi? İnternete baktım. Bütün madde kullanma belirtileri var. Odaya kapanma, aşırı para harcama, uykusuzluk. Yani çocuk şimdi pene aldım diyor ama... Anneanne çamaşır suyu koklayınca torun ne yapsın? İmam cemaat. Ya şakası olmaz bunun Selahattin ya. Gençler için en büyük bir tehlike bu. Genç mi? Ya Orçun genç mi? Emekliliği geldi onun be. Bu yaştan sonra bence yapmaz ya. Yeni telefon var ya. Hangi telefon? Benden habersiz bir şey yükledilerse... Ya benim telefon, benim. İşte onun ses kaydetme fonksiyoneli var. Bunu çaktırmadan eylemle yanlarına koyacağım, seslerini kaydedeceğim. Ya pimpiriklik yapma ya. Kızla bir amir açıyorlardır içeride. Evet, bende biraz pimpirik var. Ahmet'in manitasıyla senden nasıl şüphelendim geçen de. Ya, gördün mü? İnsaf. Ay beyim, affedersin. Bak, o kadından seni anca şu salonda don parça görsem... ...o zaman inanırım bir şey oldu ona. O zaman rahatız. Selahattin, Boray yine seni soruyor. Ay babacığım yok de ya. Biz bunlardan akraba olduk ya. Şimdi bu uzun zamandır tura da gitmiyormuş. Kesin işmiş isteyecek. Yok de. Adam gözlerime aşık be. Ben oyacağım senin gözünü Vasfiye. Çoluğunla çocuğunla günlerdir hastanede yatıyorum. Vasfiye bana bakıyor diye rol yapıyorum. Yetti. İnsan dudağı yaptır şunu artık. Yok. Peçenin altında öyle böyle iyi duruyor. Kız Arap bacı gibi oldun. Arap bacı diye ırkçı klişelere indirgeme. Ben egzotik bir Orta Doğu güzelliği. Allah akıl versin. Timur Bey aklıma da hasta. Senin esprilerin diyor, senin enerjin diyor, beni benden aldı diyor. Ben de çıkıntılık yapıp güldürüyorum onu tabii. Çiğdem gibi sfenks değilim. Hay senin çıkıntılığına. Çıkıntı demişken... ...öteki çıkıntılarıma da bayılıyor ama... ...sen kızıyorsun diye anlat diyorum bak.
yudulu kırdılı bir film başladı. Duymayız. Bir şey isterseniz gelin söyleyin. Oldu. Zombi gibiyiz. Umurumda değil. Ama bu geçici bir mutluluk. Hiç bu kadar iyi hissettin mi? Hayır. Nasıl kafa? Muhteşem bir kafa. Para lazım. Satacak eşya kalmadı. Bul. Yarat. Annemler anlarsa her şey biter. Mithat abiyi yemledin mi? Evet. Yoksa ortalığı ayağa kaldıracaktı. Ama para bitiyor. Hadi. Yine. Bunun sonu yok ama biliyorsun. İstemiyorum de kalalım. Tutuklanmayız değil mi? Hayır ya. Biraz moralimiz düzelsin. Bu filmin ikinci yarısı süpermiş. Hadi gir gir. İnsanlar giriyor. Kaynak yapalım önceden. Biletinizi görebilir miyim? Aa, ne yaptık biz, bileti attık mı? Siz nereden çıktınız? Biz demin içerideydik. Yok, değildiniz. Maalesef biletsiz alamıyoruz. Ama bilet aldık biz. Ben sizin bilet aldığınızı hatırlamıyorum. Kusura bakmayın. Sıradan suratlarımız var. Ondan hatırlamıyorsun kardeş. Bırak girelim. Sıradan olamayız biz. Gariban olabiliriz, sıradan olamayız. Ne olur girip bedava seyretsek, film meskir, film meskir. Ayıp yahu. Para içinde yüzüyorsunuz, birer bilet alın. Bu emek hırsızlığı. Bırak ya, oyuncular yanında oturuyor. İki kişi filmi kaçak izlese, ödüller de. Lütfen sesimizi yükseltmeyin. Yürü, yürü. Çağatay'a bak sen ya. Zenginler çok acımasız. Olsun, biz de evde oturur, dizi izleriz bedava hem. Oh! Evet. Sağ olsunlar. Resmen ayvayı yedik yani ha. Rıza, yani kadere isyanım var. Bayağı arabesk dinleyişim var. Kesin mi acaba bu iş ya? Kesinse ki öyle gibi. Ben yapamam. Yok zaten çocuklar falan yani akraba evliliği. Çocukları filan bırak. Ben artık sana öyle bakamam. Ben artık zaten sana bakamıyorum pek. Aa! Ay kusura bakmayın. Ayrılıyordunuz değil mi? Ben bölmeyeyim. Ben hemen gittim içeri. İlk defa muhabbetimize bu kadar saygılı yaklaştınız. Akrabalık başka şey tabii. Ha bu arada bana Çiğdem yenge diyebilirsin. Oldu o zaman. Ben şey yapayım Deniz. Oldu, çok saygılar, selamlar herkese. Baş üstüne. Eyvallah. Şey, Defne'yi çok öp benim için. Afiyet olsun sana da canım. Şey yapalım yani Allah bize çok hepimize tabii bol bol aklımıza mukayyet olsun yani ne diyeyim ben. Mithat abiyi yemledin mi? Evet. Yoksa ortalığı ayağa kaldıracaktı. Ama para bitiyor. Hadi yine. Bunun sonu yok ama biliyorsun. İstemiyorum de kalalım. Ay ben ne yaptım? Ay Allah'ım, ben ne kusur ettim de böyle oldu? Allah'ım, yardım et yarabbim. Yahu ben hallediyordum. Siz niye adamlar orada polis molis laf ediyorsunuz? Sayın Çakaylar, adamları oyaladık. Şimdi telefon sinyalinde bulacaklar işte. Niye kendini yerde yere atıyorsun? Şimdiye kadar niye bulamadılar ki? Amirim, çanta telefon sinyali mağdurun oturduğu binadan geliyor. Yanlışlık olmasın. Telefon evdeyse, çaldırdık sandılarsa... Selahattin, lütfen bir gelir misin ya? Ne oldu? Kızım? Bir şey yok baba.
Eski bir arkadaşımın hastalık haberini aldım da. Ya Selahattin bir gelir misin ya? Sabah sabah kim geldi ya? Aa. Oğlum kapı burada. Teşekkürler. İzmir'den eski evrak, harika. Çocuklar, gelin be, dedenizi daha iyi tanıyın. Annemlere söylemeyelim bence. Sakince bakalım. İnternette arkadaş gibi konuşun diyor. Allah Allah, inanasım gelmiyor ya. Selahattin, her şey insanlar için. Bugün telefonunu ele geçirmeye çalışacağım ki kimlerle bağlantıda, nereden bulup alıyor, ne alıyor bunları öğreneyim. Bu Vasfiye günlerdir bizde ya. Ben bekliyordum bir felaket. Evet. Ay, Balıkesir'den ne eski fotoğraflar, Muhittin dedemin ne evrakları, neler neler geldi bak Gülistan. Ama yarabbi. Ay 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 ay. Ay 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 ay. Ay, durun. Durun durun takmayın. Ağzınıza ne oldu? Boks maçında sol kroşe. Pardon. Rakip boksörü nakavt etmişsinizdir inşallah. Size bunu yapana müstahak. Timur Bey. Hastanede verdikleri ilaçlar alerji yaptı. Sorma. Olacak şey değil. Doktoru dava edin ya. İlaç verecek, öyle böyle inşallah iyileşecek. Ne yapacak? Korku filmi gibi. Suratınıza bakamıyorum. Aslında benim yüzümde Da Vinci'nin altın oranı olduğundan en ufak bir değişiklik mükemmelliği bozuyor ondan. Efendim tedavisi varsa hemen halledin yani. Kadını ne hale getirmişler ya. Ay dudağınıza ne oldu Vasfiye Hanım? Eşek arısı mı soktu? Evet. Sıradaki kurban da senin dilin. Anlamadım canım. Alerji, alerji. Aşırıya kaçmış bir dudak şişirme operasyonu olmasın? Ay on parmağında on kara, herkese Türkiye'den. Ne iş mi olur benim öyle şeylerle? Ay ne çektiniz be şekeri. Bu yaşta öyle böyle genç görüneceğim diye ne taşındınız doktordan doktora? Yazık. Bu lafları ödeyeceksin Çiğdem. Telif olarak. Hayır. Sizin bu işte hiçbir kabahatiniz yok şekerim. Kabahat Hipokrat yemini yapıp sonra da kedi kadar kadına su aygırı dudağı yapan doktorda. Sizin bu yaştan sonra benim gibi bikini giyip dolaşacak haliniz yok ki. Dolgularla, botokslarla öyle böyle oyalanacağınız be. Ne yapacağınız? Thank you.
benlik sivilcesi çıksın yüzümde. Ay, ay çok gülüyorum kendine. Ay bu yeni gençliğin mizah anlayışı müthiş ayol. Ay. La 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 la. La 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 la. Beş dakika bekle, kafeye gel. Ne? Kızım bütün gün o telefon elinde vik vik uzuv gibi. Kimi ne yazıyorsun acaba bu kadar? Hayır, bu kadar çok konuşacak neyiniz var acaba? Var demek ki baba. Gözde, Özge, İzgi, Ezgi hepsi kolları tutulunca kadar yazıyorlar. Kızım yazıyorlar da sonra bana kol gibi fatura geliyor yavrum. Onlar mesaj yazıyorlar. Ben sadece gülen yüzden kalp gönderiyorum. Bir gülen yüz ne kadara gönderiliyor sen biliyor musun evladım? Ha? Bana da acı. Bak bu baban kaç yaşında hala koşturuyor bak. Hanım sen de bir şey söyle. Allah'ını seversen ya. Kahve. Ne yapıyorsun? Oğlum senin bu halin ne ya? Torbalar falan ne ayak? Kim soruyor? Ben. Anlayamazsınız. Acayip kafa. Hem de ne? Bizi en çok çeken o yaptığı dalga köpürtmesi. Güle güle kullanın kafayı. Ha, Ahmet. Kullanmıyordur diyorsun öyle mi? Yenge sanmıyorum vallahi. Zeki çocuk o ya. Aman zeki zeki. Sen de zeki çocuksun. Ne oldu? Gittin o paçoz kıza takıldın kaldın. Sana da yazık be oğlum. Takıldım makıldım yok ya. Aa yok öyle bir konu. Arkadaşız. Kaç gündür görmemişim etmemişim. Bir daha da bu konuda konuşmak istemiyorum yenge. Ha tamam. Yani ben... Size hala beraber diye, tamam bağırma, anladım. Yani Orçun yapmaz diyorsun öyle mi? İyi hadi inşallah. Görüşürüz, bay bay. Ne var oğlum ya, ne oluyor? Mesaj atsaydın ya. Atamam abi. Telefonum bende. Allah! Bora, kardeşimsin. Adamlar o gün dükkanı soyarlarken ben bunları taşımacı zannettim. Gerizekalı gibi yardım ettim. Gerizekalı değilsin tabii. Normal bir hata. Ayrıca kalbin tırlanta. Tam bunu da veriyordum. Uzadılar. Al şu telefonu abi kurtar beni ya. Bora, yengenin fotoğraflarına bakmadın değil mi? Yarışma bittiğinde evi eski havasına nasıl kavuşturacağım bakalım. Ah, sizden aldım 30.000 TL'yle yeni dekorasyon yaparım belki. Kafede oynar ısırırsın sonra buraya gelip girişirsin. Oldu. Hala kazanacağınızı düşünüyorsunuz. Net. 12 saat kaldı. O zaman hemen... 15 TL'lik su ve 75 TL'lik doğalgaz faturanızı takdim edeyim. Kaç? Yok ki para. Kalmadı ki para. 15 lira var. Bu her gün çamaşır yıkıyor. Her gün. Hasta hasta. Sen yıka o zaman. Annem beni el ele bir çamaşırını yıkayayım diye doğurmadı. Her an polis gelebilir. Sabah aradılar. Dediler Sinyat sizin evden geliyor. Onun üzerine numarayı bir daha verdik. Bir yanlışlık olmasın diye. Yok işte bendeydi. Ya bendeymiş. Çalındı zannetmişim. Meğerse çalınmamış derim olur biter. Ah, oh hadi geçmiş olsun. Sağ ol. Daha. Lan bu telefon benim değil. Orçun'un. O zaman Orçun az önce senin telefonu alıp gitti. Tülay,
mesajlar, fotoğraflar. Nerede lan Orçun? Delikanlı adam kim bilir nerede? Bora, düzeltiyorum. Evet, gerizekalısın. Gençler, tercih ettiğiniz bir fatura var mı? Su 15, doğalgaz 75 ha. Çamaşır yıkıyormuşum bak. Kendisi evde atletle dolaşacak diye 75 TL'lik doğalgaz ödüyoruz hocam, görüyor musun? Yalnız ben tarafsızım. Şu an burada konum olarak Acun Alıcalı'yım. Dert anlatma bebeğim. Ben yarışmadan çekilmek istiyorum. Asla. Bu yola baş koyduk biz. 15 TL'lik suyu ödeyelim. Mantıklı bir tercih. Zira başka para yok. Oh ilahi. Şu ortama zira hiç gitmedi ama eski alışkanlıklar demek. Darbütçe'de kaliteli yaşam zordur, bir sanattır gençler. Al su parasını. Al böyle su gibi git. Böyle sivoru çekmişiz de pis su giderinden akıyormuş gibi git derin. O vakit bir gün otu. Şu an doğalgazınızı üzülerek keseceğim. Lan! Uzan! Vallahi yoksa ben seni ağzını keseceğim. Ay! Ay! Mahalle çok bozuldu. Taşınsam mı? Gençler, son 12 saate başarılar dilerim. Ah, son parayı bana verdiğinize göre önümüzdeki 12 saat Allah açlıkla terbiye etmesin ama edecek gibi. Son parayı suya verdin. Kızım biz ne yiyeceğiz ya? Kahvaltıda her şeyi bitirdik. Dolapta bir tek tavuk bulyon var. İlk gün marketten bulyon mu aldın? Bulyon ne ya? Ben onu ne demek olduğunu bile bilmiyorum. Tamam canım aa. Set var. Set de yeriz. Aa yaşasın. Hep ben nohut bile al. Salçalı demleme. Ha oh, en sevdiğim. Sakin ol. Bize doğru geliyorlar. Kaç, bitirir. Okay. Neredeydin ya sen? Buralarda. Kimden kaçtın sen nefes nefese? Hiç. Oğlum o odana girme. Gel. İki dakika seninle arkadaş gibi konuşalım. Akşam dışarı çıkabilir miyim? Nereye kızım her akşam her akşam ya? Aşkın Nur Rengi konseri var. Kaçta? Tanıdık taksiyle gidin gelin. Kız kıza mısınız? Ama baba ya. Peki annenle biz de geliriz. Üçümüz gideriz anca öyle. Ya. Kızım siz gençler bir yerde durun. Biz az ileride annenle durur size karışmayız. Siz gençler eğlenin, birbirinize şakalar yapın, bilmeceler sorun. Tamam? Of! Yine mi ailecek gidiyoruz? Hayır! Yetti! Aile salonundan of! Sıkıldım! Ne yapacaksın telefonumu? Oğlum bak senin yaptığın her şey benim kabulüm. Hatalarım da. Tamam bırak o zaman. Oğlum sadece bakacağım ya, sadece bakacağım. Ya, 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 ya. Buna müsaade edemem. Selahattin! Bu yaptığın özel hayata müdahale. Hiç pedagojik değil. Orçun, oğlum seni seviyorum. Bak, bu pedagojik. Ya bırak baksın ya. Oğlum. Madde bağımlısı mısın? Mana daha çok. Orçun, oğlum bak biz sana inanıyoruz, güveniyoruz. Hora inman mısın? Söyle. O ne ya? Ne oluyor ya? Ne bağırıyor memeli hayvan? Tülay, ömrümde ilk kez kendimi yaşlı ve anaç hissediyorum. Benim yemine bak, göbeğe çıkmaya başladı.
Sırım gibi çocuk evde çizgili pijama giyiyor. Hanım karışmayın artık bana bir yaştan sonra. Rahat ediyorum ya. Cilay. Öğlende zeytinyağlı fasulye yaptım. Benim hanım midesi ekşidi. Bunlar normal olaylar değil. Rollar üzerimize yapışıyor lan. Hadi ya. Ben konsere kimle gideceğim? Bülbül ne? Amit? Lan cevap vermiyor dedim ya. Bora? Aa Bora olur. Bora iyi çocuk. Ailesini falan tanıyoruz. Açın. Oğlum. Bir alışkanlığın var mı evladım? Sürekli aldığın bir şey. Fındık ezmesi. Süper. Al. Ya. Al. Selahattin sen manyak mısın? Evet hem de nasıl? Ay polis! Yandım. Şanslıya kal koş. Ay memur bey! Dur. Bir dakika memur bey. Benim oğlanın suçu ne ki? Ay Allah korusun. Yoksa uyuşturucu mu? Dur gülüsler. Allah! Dur! Bakın bu benim dedem. Bu da Servet Hanım'ın dedesi. İki kardeş. Hiç benzemiyorlarmış. Biz telefon sinyali aldığımız için şahsı takip ettik. Ya tamam telefonlar karışmış işte. Tamam konu kapandı. Peki oğlum neden kaçıyordun sen poliste? Orçun. Eşyam sattım lan. Para lazımdı. Ya ne için lazımdı para? Ne için? Selahattin, kır şunun odasının kapısını içeride ne saklıyor göreceğim ben. Hayır! Ya memur beylerden rica etsek onlar kırsa. Aman! Benim dedem Bora'ya çok benzerdi. Benimki de Orçun'a benziyormuş rahmetli bak. Ah canım dışarıda mı kaldın? Ay kapımız bozuldu geçen gün de. Böyle aralık kalıyor bazen. Ne açılıyor ne kapanıyor. Ya ve şu an en büyük problemimiz bu. Tabii kızım. Allah sıhhat versin. Oo! Ne mektuplar, ne hatıratlar. Ya! Hayır niye bir yaştan sonra iki dedenin beraber fotoğrafı yok ki yani? Benim dedem Balıkesir'de. Bütün aile İzmir'deyken o neden oraya gitmiş? İlginç. Orçun, köpek maması bağımlısı mısınız? Köpekler bağımlı. Arka bahçeyi barınak yaptık. Ay yok artık ya! Bunun biti var, piresi var. Of! İşte tam da bu yüzden gizli gizli yaptık. Lan beni sabah sabah uyandıran havlamalar onlar mıydı? 10 köpek. Para gidiyor. Eşya sattık. Allah Allah! Ne işler, ne işler. Peki polisten niye kaçtın lan? İsporta. Vergisiz kazanç. Oğlum, senin problemin ne biliyor musun? Sen fazla iyisin. Bu kadar iyilik şüphe çeker. Vallahi bu benim oğlumu emin değilim ha. Peki oğluşum, güzel Orçun'um. Senin bankada birikmişin vardı. Niye onları harcamadın köpüşlere? Vadeli de öküz gibi faiz geliyor şu an bozamam. Evet, benim oğlum. Okey. Sete gitsek mi? Erken mi olur? Daha 2 saat var. Kurallara göre gidip yemek isteyemeyiz. Bulyon duruyor mu? Saçmalama artık ya! Ben de bir yedim.
Dudağınız uyuşmuştur Vasfiye Hanım. Alalım sizi. Beynim bile uyuştu bunun yanında. Hoş geldiniz. Yok ben değil doktor bey. Arkadaşım şey yapacak. Öyle mi? Ay biraz yorgunluğum var bugün. Yoksa dinlenince ay parçası gibi oluyorum. Birkaç vitamin iğnesiyle parlaklık gelir aslında. İsterseniz bir bakalım. Ay ben bilemedim şimdi. Hani yüzüm değişmesin. Ay ne bileyim beyin beni böyle beğenmiş. Hani şimdi çarşıdan başka aldık, eve geldik mal başka çıktı gibisinden olmasın. Yo yo, bu cildi beslemek için. Sadece dinlenmiş görünürsünüz. Ha, krem gibi falan yani. E kolay bir şeyse. Tabii. Cilt parlayınca şu kaşların arasındaki çizgi biraz göze batacak. Tabii. Onu da botoksla açmak güzel olur. Onu da yapalım madem. Ya Deniz, babana bir sorsana, anneannesinin adı neymiş? İkinci eşiymiş, öyle mi? Peki dedesinin ilk eşinin ismi neymiş? Mübeccel mi? Ya annemin dedesinin ablasının ismi de Mübeccel. Evet, yani kız kardeşiyle ilk eşinin isimleri aynıymış. Bu şimdi bizim hayatımızda ne değiştirdiriz ha? İkisi aynı kadın derken? Ya babanın dedesinin ilk eşi annemin dedesinin ablası gibi görünüyor. Ya böyle saçma bir şey çıkıyor ama. Ay iki kardeş mi evlenmiş? Ne olmuş Rıza? Ne diyorsun ben anlamıyorum. Tamam, tamam hemen geleyim. Oldu, geliyorum. Allah'ın verdiği suratı değiştirmeye utanmıyor musun? Ne şaşırıyorsun be? Tüküreceğim tabii, ne yapacağım? Şaşırmıyorum Vasfiye. Suratım öyle oldu. Kız yarım saat bir iğne yaptırıp geldim. 30 yıllık arkadaşımı kalçalarından ancak tanıdım. Konuşturma beni Vasfiye. Dudağım acıyor. Beter ol. Önce vitamin yapacağım dedi. Sonra iki kaşın arası falan dedi. Sonra nasıl böyle oldum bilmiyorum. Durmasını bileceksin Servet. Sanki söylemedik. Hızlı sür oğlum. Bunu hemen küvete sokmamız lazım. Niye, ne oldu? Sen ördek oldun artık. Karada yaşayamazsın Servet. Estetik, estetik, estetik. Yüzümden belli olmuyor ama... İçin için sana küsüyorum ve ağlıyorum Vasfiye. Ya. İnşallah. Evet. Hadi be. Niye ya? Oldu. Ne? Set iptal olmuş. Bugün de açız evlatlarım. İptal mi? Ah, çok sert. Soğukta daha da çok acıkıyor insan.
Emir, dışarısı evden daha sıcak olabilir mi? Bir baksana. Daha soğuk olamaz çünkü ondan. Sakın camdan bakma. Ne oldu? Sakın camdan bakma. Bora'yla da bir daha görüşmeyeceğim zaten. Öküz! Buldum. Gerçekten mi? İşte Muhittin dedenin aradığımız belgesi. Yani şimdi? Yani şimdi olan şu. Yıl 1933. Bu İzmir'deki köşk ve benim babamın dedesi Tevfik Bey. 30 yaşındaki hali. Bu da onun ilk eşi Mübeccel Hanım. 28 yaşında. Bu çocuk kim? Bu annemin dedesi Muhittin Bey. 17 yaşında. Ama esas konu şu ki... Bu adamlar öz kardeş değil. Tevfik dede öksüz ve yetim Mübeccel Hanım'la evlendiğinde ailesi gelinin 10 yaşındaki erkek kardeşi Muhittin'i de evlat edinmiş. Tevfik ve Muhittin yani enişte kayınbirader pek geçinememişler. Muhittin'in ablası Mübeccel sıtmadan ölünce... ...17 yaşındaki Muhittin, eniştesi Tevfik ve ailesini suçlamış. Ve soyadını taşıdığı ama kan bağı olmayan aileyi terk edip... ...Balıkesir'e demir yollarında çalışmaya gitmiş. Babamın dedesi Tevfik, 3 ay sonra başka bir hanımla evlenmiş. O evlilikten dedem doğmuş. Muhittin dede, Tevfik ve ailesini hiç sevmemiş. Mutlu bir son değil aslında. Çünkü kadın sıtmadan ölüyor. Evlatlık çocuk da bir daha aileyle görüşmüyor filan. Olsun. Bizim için mutlu son. Kan bağı yok. Evet. Sadece siz bizden kız almışsınız. Kardeş öz değil, evlatlık kardeş. Bu da onun evlat edinme belgesi. Ve yaşasın o belge. Ay karşı daire yakalanacağım diye ne tırstım ne tırstım. Onlar hastanede miymiş neymiş? Ha iyi. Konser diyorsun. Ha, gideriz işte böyle beraber. Zerrin nerede orada olacak falan. Ahmet abi de geliyormuş. Öyle mi? Hı. Ha. Ben giyineyim. İyi çok uzun sürecekse ben olmadı şimdiden aşağı ineyim ha? Yo takıl kafana göre ister burada ister aşağıda. Ha. Efendim. İyi vallahi, senden. Ha sen de mi geliyorsun? Ha iyi. Selahattin? Bilmiyorum ki ben Selahattin'i. Görmüyorum kaç gündür. Zerinerleyin ben hep.
He? Kaçmacalı. Anladın? Ha. İyi, iyi. Gel hadi ya. Özledim vallahi. He. Ben de özledim. Ha. Hadi görüşürüz şimdi. Geldik. Çağatay bize pizza ısmarlasana desek ne olur ki? Ya Zerri nereden bilecek? Centilmenlik anlaşması da bir yere kadar yani değil mi? Ne haber ya? Çağatay çok açım. Yemek ye sevgilim. Aa, biri ısmarlasa da yesek. Ya böyle hologram gibi. İndi mi hemen be bu? Sil. Yürü Emir, yürü. Kredi kartımdan alacağım. Yemek mi kokuyor ya? Et gibi be, of. Gel, gel. Şuradan sanki, gel. Acaba Masmiye? Ay Şehmuz Bey ne döverdin seni Servet? Yazık. Ne çektin be? Ne zaman dövdü beni kız Masmiye? Bu gece kesin dövecek. Deme kız. Tanımadı, etmedi. Yabancı bir kadın evinde. Dövecek, ne yapacak? O da haklı. Rıza.
Evet. Esas olayın romantikliğini görüyor musun? 100 yıl önce de sizin aileden birisiyle bizim aileden birisi aşk yaşamış. Vay anasını, kimyaya bak. Evet, Mübeccel ve Tevfik. Deniz ve Rıza. İnşallah hiçbirimiz ölmeyiz. Artık sıtma yok. O iyi bir şey. Ay gel kız dükkana gidelim. Orada çocukların yanında şey yapamaz. Ay yalnız kalmayalım Şeyh Muz'la. Kalmayın, kalmayın. Adam görünce korkar zaten. Gel hadi gel. Yemek kokuyor. Mangal mı yapmışlar ne? Mamaları kokuyor Nur Hayat. Hadi be. On iki saattir. Açız ama. Etten yapılmıştır bence. Yani protein ağırlıklı bir gıda sorusu da. Yakıyorsun oğlum, yakıyorsun. Bence et sote gibi kokuyor. Denemekten bir şey çıkar mı? Yok. Peki o buluştuğun adam kimdi? Veteriner. Pire ilacı almaya gittik. Peki Mithat abi kimdi yemlediğiniz? Oo, o en lokumu. Ama acıkınca kıyameti koparıyor. Bak şu. Ha yok, Emir mi o? Nur Hayat. What's up? Ne yapıyorsunuz? Tabii ki köpek seviyoruz. Mamalarını mı yiyeceksiniz? Oh. Eylem sen herhalde psikiyatrını aksatıyorsun bayağıdır. Ay çok şov. Ay kıyamam. Nur Hayat, biz pizzacıya gidecektik ama benim canım pek çekmedi. Bize gidelim mi ha? Çay içeriz. Olur. Ay hem börek falan da var. Özledik ya Allah'a sen. Köpekleri sevdikten sonra bize gidelim ha? Ben köpek sever ki. Kedi seviyorum hadi. Hadi. Hadi güle. Nasıl girdin lan? Terastan girdim. Sonra konuşuruz. Okey. Tülay, bizimkiler yemekte. Gel şurada seninle 10 dakika konuşalım. Saçmalama hanım ya. Hadi saçmalama. Selat saçmalama. Sence gördüm? Köfte gibi kızar, biber gibi patla Selahattin. Patla! Niye böyle yaptım? Çünkü ben pizza sözü verdim çocuklara. Bence inip herkes kendi pizzasını seçsin. Eve getirtelim, yiyelim. Oldu. Ha? Hadi. Lan ben
Evimde oturuyordum. Ne yaptım ki ben? Allah belamı versin, ben yan tarafa gelmiştim. Benim böyle dom paça olmam tamamen tesadüf Gülistan. Misafirleri Orçun'la pizza almaya gönderdim. 2 dakika bekle, çık. Tamam abla. Abla demezsen sevinirim. Gülistan, ben burada kendi kendime böyle masumana bir şekilde oturuyordum. Selahattin. Canım. Sen de odaya git hadi canım. Ha, gideyim giyineyim değil mi? Misafirler falan gelecek. Yok. Bavulunu topla çık. Bir 2 dakika doldu sanırsam, hiç rahatsız etmeyeyim. Ama ben hiçbir şey yapmadım ki. Yaptıklarına say Selahattin. Hayat sende durmam diyor, her nefeste son geliyor. Bildiğin sende kalsın. Yalancı baharsın, artık senin olmam diyor. Sen yalancı bir sonbahar, ben sevdalı koca çınar. Kaç mevsim benden aldın, kaç sevda geri verdin. Ruhum sana kanmam. Söyle kaç bahar oldu, penceremde gül soldu. Belki de zaman doldu, sevdiğim dönmüyor. Söyle kaç bahar oldu, penceremde gül soldu. Belki de zaman doldu. Ne güzel yedik. Ne başardık. Sonunda yine zenginsin Nur Hayat. En büyük zenginlik iyi dostlar ve komşularmış. Yoksa şu anda birinin terliklerini götürüyor olabilirdim. Hayat sende durmam. Ne yapsak, içeri mi geçsek ya, burası böyle gelen giden. Sohbet ederiz buraya. Ya dedim böyle sahneyi görme açısından ama falan. Nereye ya? Tülay'la basıldık be oğlum. Yengen evden kovdu. Sen anahtarı versen ama sana gideyim ben. Basılmadık ya. Basılmadık ya. Selahattin, o basılmak ne oluyor ya? Yani işte sonuç olarak kan bağı yok ama aşk bağı var. 100 yıllık aşk. Çok şaşırdım. Belli Servet, belli. Yani bizim aile sizin aileden bir çocuğu evlat edinmiş. Kardeşlik yok. Onu anladık, tamam. Bunun yorumu bu mu şimdi Timur Bey? Evlat edinmiş. Lütuf yapmışsınız gibi. Başka ne? Kızı gelin olarak almışsınız, bakamamışsınız, vefat etmiş. Hayda! İşte aynı vefasızlık. Servet Hanım'ın dedesini bizim ailemiz okutmuş azizim. Dedeme ne yaptıysanız, 17 yaşında ablası ölür ölmez kaçmış. Demiş Ermuz. Ben sana bakamıyorum Servet, bana doğru konuşma. Dedem ölene kadar İzmir'e gitmedi. Ne yaşadıysa yazık. Ya sizinki de az değilmiş Ali. Sürekli kavga çıkartırmış. İzmir'de herkese bela olmuş. O yüzden gidemiyormuş. Ah yalan. Dedeme kaç kere saldırmış. Benim dedem sizin dedenizi döver Timur Bey. Evet, artık bu noktaya geldiysek. Manyakmış da onda. Hadi canım siz de. Ya o leşe olur mu? Kızı almışsınız gelin olarak. Bakamamışsınız. Ne madem ya. Bırak Allah'ını seversen. Ya bırak sen de bakamıyorum.
Ya ben Bora'ya geldiydim. Bunların terasa bir çıktım, kapılar mı ne bozukmuş? Bir daha içeri de giremiyorum. Kablo... Anlattın ya Tülay. Anlattın tamam, iyi. Ama inanmıyorsun. Niye inanmıyorsun ki bana? Ya inansam ne olacak, inanmasam ne olacak? Bana ne? Bana ne? Ne? Nasıl sana ne? Tülay, ben ilişkinizi saklamanız gereken birisi değilim ki. Bu ne çaba ya? Açıklıyorum işte sana. Ya berabersiniz zaten. Neyi açıklıyorsun ki? Beni ilgilendirmez. Ben senin arkadaşınım. Bana bir şey açıklamak zorunda değilsin. Belki de zaman doldu, sevdiğim dönmüyor. Söyle kaç bahar oldu, penceremde gül soldu. Belki de zaman doldu, sevdiğim dönmüyor. Söyle kaç bahar oldu, penceremde gül soldu. Belki de zaman doldu, sevdiğim dönmüyor. Servet Hanım, yüzünüze ne oldu? Bilmiyor mu hemşire? Bak nasıl kötü niyetli ya. Soruyor. Kötü niyet doktorda, doktorda. Ben artık dedemin diş bilediği o ailenin torunuyla konuşmak istemiyorum. Biz de bayamıyoruz. Meğer dedem bu yüzden kardeşinden bahsetmiyormuş. Efendi adam tabii. Kan bağı yokmuş haketten. Kan davası varmış, kan davası. Zerrin eminsin hile hurda yok değil mi? Ha? Çünkü benim kız kardeşim parasız yapamaz kızım. Bak biliyorum yapamaz. Lan göle sarı işkez arayıp çek ettim. Son ikisinde de büyük bir tasvirle yönlendirdi küfürler etti. Bir şeye kafası bozuk sanırım. He. Nasıl olmuş? Allah'a sen demiş. Gelmeseniz kırılırım demiş. Lütfen demiş. Kurallar belli büyüyemin. Kaybettim. Ay inanmıyorum. Kız gel Zerrin, biz de seni bekliyorduk. Zerrin fazla kıvırma. Hanımefendi oyna. Uf! Nasıl bir gece bu ya? Bu son kafe sahneleri hep mutlu sonla bitirdi. Niye böyle oldu bu sefer ya? Yazık kız. Gitti senin 30.000 kağıt. Allah'ım, ağlayan paylaş o da sonra ağlayan oraya tarlı. Türk televizyonlarda ilk kez. Tutarım sevdamı kalbim ağlasa bile gözyaşımın içinde. Hayranmıyorum, hayranmıyorum, hayranmıyorum. Aşka çıldırdım, dönendim. Yolu bilmez imiş, zora gelmez imiş. Hayranmıyorum, sevişim boşuna. Bakmadan yaşına, karısı başına. Hayranmıyorum, 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 hayranmıyorum. Aşka çıldırdım, dönendim durum.
işin boşuna.